Nasıl çatırdadı? Güzel bir İstanbul gününden herkese merhaba. Yanımda mat GTSR var. 250cc bloğuyla ve custom yapısıyla cidden farklı bir motosiklet. Ama mükemmel değil. Yani teknik özelliklere baktığın zaman çok daha ileride durmuyor. Ama sürmesi çok keyifli. Neden? Size bunu anlatacağım. Aslında mükemmel olmayışla ileri geliyor birçok şey. Size bunları nedeniyle sebebiyle anlatacağım. Ve son dönemdeki bu mükemmel motosikletlere karşı matın duruşunu da bir konuşacağız. Yani sektör ne oldu? Niye bu kadar mükemmel motosiklet varken bu motor bana çok farklı bir keyif ve zevk veriyor. Size bunları nedeniyle sebebiyle anlatacağım. İlginç bir video olacak ama çok keyif alacağınızı inanıyorum. İyi seyirler. Şimdi şöyle bir özelliklerine bakalım. Tasarım olarak bence çok güzel bir motosiklet. Özellikle custom sevenler için. Üstünde zaten birçok şeyi kendinden geliyor. 18 inçlik telli jantlarımız var. Burada işte görüyorsunuz dişli bir lastiğimiz var. Bu alt taraftaki alt sakalımız mevcut. Burayı koruyan. Önde arkada diskimiz var. ABS'miz var. Bunlar güzel. Burada rezervuarlı frenlerimiz var. Artçı tutamakları güzel yerleştirmiş. Biraz kirli, kusura bakmayın. Buraya gelirken yolları sulamış oldukları için böyle biraz sıkıntı yaşadık. Şu arka stop tamamen LED. Bu güzel olmuş. Birçok modelinde matın ne var? Halojen far görüyoruz. Bunda LED var. Hepsi umarım buna geçer. Aydınlatması güzel. Bir de işin güzel yanı ne var? Hani far ayarı yapacaksın değil mi? Alıyorsun farı böyle biraz yukarı ittiriyorsun. Aha yukarı aldım farı. Biraz aşağı yapıyorsun. Far ayarını aşağı indirdim. Bu çok hoşuma gitti. Gece çünkü şehir içi trafiğine girdiğim zaman hafif yukarı kaldırıyorum. Ama şehir arasına geçeceğim zaman milletin gözünü almasın diye az bir şey aşağı indirdim. Çok güzel oldu benim için. Bana eskileri hatırlatan bir durumdu. Zaten bu motosiklet bana genel olarak eskileri hatırlattığı için ben çok büyük keyif aldım. Onlara da birazdan geleceğim. Bunların hepsini konuşacağız. Burada güzel bir sinyalimiz var. O da LED. Selektör tuşumuz da burada. Böyle. O da bu şekilde yanıyor. Aydınlatma vesaire hoş. Minimal bir kadranımız var. Ama çok tatlı. Şimdi şu sesi bir dinletmek istiyorum size. Egzoz burada altta. Kısa bir egzoz var. Giderken çok daha tatlı. Bak arada pıtır diyor, bir şeyler yapıyor falan. Mesela şimdi bu blok hava soğutmalı diye baktığın zaman kağıt üstünde su soğutmalılara göre dezavantajlı. Ama bu ses olayını mesela su soğutmalı olsa alamazsın böyle. İşte 18 beygir. Suzuki'den deri ve bir blok var burada. Biraz eski nesil. Dediğim gibi kağıt üstünde baktığın zaman çok da böyle artılarda duran bir motosiklet değil gibi modern rakiplerinin yanında. Ama kullanırken çok saçma bir keyif alıyorsun. Belki de o eski tarafları seni götürdüğü için. Belki de benim burada bir geçmişim olduğu için burada biraz nasıl diyeyim subjektif bakıyorum. Ama ben inanılmaz keyif alırım. Yolda da size neden anlatacağım. İşte burada çift rengimiz var. Ki boya eşitliğini ben çok beğendim. Kendinden geliyor bu tank pedlerimiz. Deponun bu şekilde olması güzel. Hani bunun elle kalması hoş değil ama o kadar da olur. Yapacak bir şey yok. Şuralarda bak görüyor musun? Baklava desenli güzel detaylarımız var. Bunları kendileri koymuşlar. Barent şeyler, aynaları kendileri koymuşlar. Hiçbir şey göstermeyecek diye düşündüm. Ama hani biraz bakmayla görebiliyorsun. Sele biraz ne yazık ki sert ama bol bol yerimiz var. Bundan 10 sene önce bir custom yapmaya çalışıyordum ben. Öğrenci bütçesiyle. Tam olarak o şasi CG tipi bir şasimiz var. Ve onun üstüne yapılmış bir şey var. Yani şu anda burada benim yapmak istediğim şeyi ben aslında görüyorum bir yandan. O yüzden bakarken de sürerken de bana acayip bir keyif veriyor. Ama işte gaz tepkisi, o sürüşün şeyi falan çok başka. Neyse hadi yola çıkalım. Biraz da yolda konuşalım. Bu motor neden bu kadar keyifli? Biraz da onları şey yaparız. Yani kağıt üzerinde baktığın zaman çok eksisi var. Ama üstüne bindiğin zaman çoğunu unutuyorsun. Bu motoru sürerken en çok bu tip böyle sahil yolunda falan gelmeyi ben çok seviyorum. O yüzden böyle oturdum bekledim biraz. Niye biliyor musun? Bunun olayı hızlı gitmek değil. İşte o yüzden spek listesine baktığında aşağıda gözüküyor.
Ama üstüne bindiğin zaman saçma bir keyif alıyorsun. O egzoz pıtırdamaları, o gazı açarken ki böyle bir acayip bir sesi var. Orta devirlerden itibaren şu an acayip rüzgar esiyor burada tabii. Bunu duyabilmeniz çok mümkün değil ama keşke duyabilseniz benim duyduğum gibi. Orta devirlerde iki silindirli bir Triumph'un verdiği sesi veriyor. O eskilerin ama. O eski ne Euro emisyonu hiçbir şey olmayan dönemlerde verdiği sesi veriyor. O yüzden benim çok hoşuma gitti. O egzozun patırdaması, çatırdaması, her şeyin mükemmel işlememesi bana acayip bir keyif veriyor. Bir tane video var. Via Libera diye. Aşağıya linkini bırakıyorum. Onu mutlaka bir izleyin. Bir tane adam var. İsviçre'den İtalya'ya iniyor böyle. Eski bir Triumph'la. Onunla yol oluyor. Şimdi niye Triumph dedim? Çünkü bu işi, bu Scrambler, Cafe Racer bilmem ne, bunları başlatan adamlar İngilizler. Dolayısıyla MAD da bir İngiliz markası. Bu işi en iyi, o arkadan gelen tarihi götürecek adamlar İngilizlerdir. Mesela MAD da bunu aldı götürüyor şu anda küçük acip için. İnanılmaz bir keyif alıyorum böyle. Bak. Sese bak, güzelliğe bak. Kesinlikle hızlı değil. Kesinlikle çok hızlı bir motor değil. Böyle çekiyorum gidiyor falan değil yani. Ama o her gazı açtığında gelen sesten acayip bir haz alıyorum. Acayip bir keyif alıyorum. Tam da o videodaki gibi hissediyorum bu adamı. Eski bir motosiklet. Çok fazla bir ekipman yok. Bir şey yok. Kalkıyor gidiyor. Yağmur geliyor falan bir şey. Mutlaka izleyin. Bak aşağıya yorum olarak bırakıyorum. Motosikletin özü orada. Ya bazen düşünüyorum, acaba çok mu bu speklere, özelliklere, çekiş kontrol, jant kontrol, jurt kontrol, bunlara çok mu takılıyoruz diye düşünmüyor değilim. Şuradan kaçacağım. Ne oldu ya? Şey gitmiş. Tüh. Haliç'i kapatmışlar. Ben Haliç'ten geçecektim ama şimdi nasıl yapacağız? Neyse, yolu değiştireceğiz artık. Ben aslında yavaş gitmekten çok haz alan, çok seven bir insan değilim ama bu motosikletin de tadı burada. Ha ne diyordum işte, motosikletin özü. Motosikletin özünü mü kaçırıyoruz? Ha, çok mu fazla spekler, özellikler, bunların arasında çok mu kayboluyoruz diye bazen düşünmüyor değilim. Özellikle bunu kullanırken çok düşünme gereği duydum bu konu hakkında. Yine de keyif alabiliyor muyuz diye. Aslında bu özellikle bizim hayatımızı kolaylaştıran şeyler hep bunlardan ortaya çıkıyor. Onlarsız da yapabiliyor muyuz? Evet, ama 2023 yılında tabii insanlar artık bunları istiyor. Ama mesela bunun gibi bir motosiklet kullanmak da arada bir o çerçeveden çıkıp farklı bir yere gitmeni sağladığından bence çok değerli tecrübeler diye görüyorum ben bunu. Bak bak. Şimdi yeni, modern ve çok mükemmel bir enjeksiyon sistemine sahip olmuş bir motosiklet olsa o pıtırdamayı bu kadar rahat alamazsınız. Zaten hava soğutmalı ya bir de. Biraz da o yüzden. Su soğutmalı motor da bu kadar pıtırdamaz. Şimdi hava soğutmalı olunca diyor millet ama bu motorun özelliği için bence doğru bir seçim. Sese bak, ne güzel yankılanıyor binaların arasından. Pıtır pıtır. Bak bak. Saçma bir keyfi var ya, acayip.
Bundan yaklaşık 10 sene önce gibi ben de bir custom motosiklet yapmaya çalışıyordum. Tabii kesmeye çalışıyoruz. Biçmeye, yurt odasında bir çamurluk yapıyoruz falan. Tam olarak olmuyor çünkü elimizde ne alet edevat var, ne cepte bütçe var, ne yedek parça bulabiliyoruz. Hani bir şey arıyorsan da bulamıyorsun istediğin şeyi. Varsa yoksa abidik gubidik Çinli saçma sapan aksesuarlar var. İstediğimi hiç yapamamıştım. Biraz da içimde kalmıştı açıkçası. Bundan bu kadar keyif alabiliyor olmamın sebebi belki de biraz o içimde kalmışlığın vermiş olduğu bir tamamlama hissi de olabilir. Buna bir şey diyemem. O yüzden biraz böyle subjektif yaklaşıyor olabilirim. Bu yüzden bu kadar çok beğenmiş de olabilirim bunu. Ama kullanan herkesin hemfikir olduğu konu, bu makinenin, bu motosikletin saçma bir şekilde süren adamı mutlu etti. Şimdi hani mutla, mutlu olun gibi salakça bir espriyle gelmeyeceğim ama insanın yüzüne bir gülücük saçıyor. Ha nerede saçıyor abi? Ben mesela bunun gibi bir yolda kullanıyorken, sahil yolunda aheste aheste giderken mutlu olurum bundan. Otoyolda şehir arası yolculuk yaparken beni mutlu edecek bir motor kesinlikle değil. Ha, yine mutlu olursun o işin mesela. Ne diyordum? Adam bak İtalya'dan, pardon özür dilerim, İsviçre'den kalkıyor, İtalya'ya gidiyor, eski motorla bilmem ne bir şeyler yapıyor falan. Yani mesela bu da bir macera, bu maceradan keyif alıyorsan, bunu bir macera görüp bunu istiyorsan mesela, ya işte o zaman bundan keyif yok abi, gel ya öbür şeritten gel, gözünü seveyim. Motorcular da bazen abartıyor. Burası motorla gelmeyi en sevdiğim yerlerden biri, şu ağaçların arasında. Bırak böyle giderim ben Sarıyer'e kadar. Çünkü niye biliyor musun? Şu an işte biraz da kendimi 10 yıl önce ışınladım. 10 yıl önce istediklerimi, düşündüklerimi şey yapıyorum falan. Farklı şeyler anlatıyor ya bana bu motor. Farklı bir keyfi var. Benim için en azından. Sizi bilemem. Ha ne diyordum? Sen bunu bir macera olarak görüyorsan, bunun da şehir arası yolculuk yapmaktan da keyif alırsın. Ama işte olay nerede bitiyor? Buna ilk baktığın zaman o spek listesi var ya, özelliklerinin yazdığı. Bu özelliklere ilk baktığın zaman kesinlikle modern akranlarının arasında böyle bir sırıtıyor. Bu ne abi falan diyorsun. İşte hemen herkes su soğutmaya alıştığı için. Ki emisyonlar içinde bu arada su soğutma çok daha kolay yani. Hava soğutma emisyonda geçirmek çok zor bir şey. Artık en azından Euro 5 için. Bu hacimlerde bakıyorsun hava soğutmalı. İşte beygir gücü diğer rakipleri 27'ler, 28'ler, 30'lar falan havada uçuşuyorken bu adam gelmiş diyor ki 18. Hani Avrupa'da 21 yazıyor. O açıdan baktığın zaman da az gözüküyor. Ama günün sonu bu işte. Sonunda böyle sahil yoluna gelip patırtıdan çıtırtıdan aldığın hazzı, keyfi yaşıyorsun. Sizlere şunu rica ediyorum. Eğer böyle bir motosiklet ya fena değilmiş diye aklınızın köşesine geldiyse, gidin cebi motobike'tan bu motoru bir test edin. Yarım saat daha iyi olsa bir binin, bir bakın. Benim ne anlatmak istediğimi binip üstüne marşa bastıktan sonra çok kısa bir süre içerisinde anlayacaksınız diye düşünüyorum. Nasıl çatırdadı? Keyfi burada işte abi.
tek tek bir daha düşeceğim. Yavaşça biraz alt devire insin, pıtırdasın. Şöyle yavaşladım. Biri aldım. Pıtırdadı, ikiye aldım. Çok keyifli. Ama bu işte. Yani bundan keyif alıyorsan bu senin yüzünü güldürür. Ha yok, bana böyle mükemmel bir şey lazım diyorsan bu senin yüzünü güldürmez. Diyeceğim budur. Böyle gelip sahil yolunda keyif almak istiyorsanız ya da farklı bir şeyler istiyorsanız, bak nasıl çıtır diye bak. Pıtır pıtır. Umarım duyabilmişsinizdir. Bak şöyle bir. Biraz daha aşağılara inince. Pıtır diye böyle, çok tatlı. Böyle bir şeyden hoşlanıyorsanız, böyle bir şey arıyorsanız bir gidin bir sürün. Benim ne demek istediğimi o zaman çok daha güzel anlayacaksınız diye düşünüyorum. Farklı beklentileri ve farklı kafalara hitap eden ilginç bir motosiklet. Umarım sizlere bunun aslında ne kadar farklı olduğunu, öyle işte yazan spek listesine göre değerlendirilmemesi gerektiğini aktarabilmişimdir diye umuyorum. Böyle yavaş yavaş, aheste aheste sürmesi saçma derecede keyifli bir motor. Ki ben dediğim gibi yavaş sürmekten pek haz eden bir insan değilim. Bana bile bu keyfi yaşattı. Lütfen sizlerden ricam, bir gidin, bir test edin, bir binin, görün. Ne demek istediğimi o zaman çok daha iyi anlayacaksınız diye düşünüyorum. Custom motosikletle alakalı bir merakınız varsa mutlaka bir şans verin. Benden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.